Peki. Bu arkadaşımızı da şu anda uyuz oldum yani. Ben tanımıyorum Süleyman Soylu. Şimdi sevgili Barış, senin çapın ne? Önce onu bir soralım. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'de ben Mert Armağan. Bugün vatandaşlarımıza son dönemde gündemde olan Süleyman Soylu'yu soracağız. İçişleri Bakanımız, evet, hepimizin yakından tanıdığı ve aynı zamanda terörle mücadelede bu zamana kadar İçişleri Bakanı olarak elini taşın altına en çok koyan bakanımız diyebiliriz. Vatandaşlarımız Süleyman Soylu'ya yapılan sosyal medyada linç girişimi hakkında neler düşünüyor? Bunu soracağız. Bir de Barış Atay'dı değil mi? Şimdi bu Barış Atay denilen şahıs Süleyman Soylu'ya Twitter'dan yok nerede kalmıştık, işte sen göreceksin gibi cümleler kullanıyor. Doğru mu? Şimdi sevgili Barış, senin çapın ne? Önce onu bir soralım. Senin çapın yetmez Süleyman Soylu'ya laf etmekte. Hep birlikte vatandaşlarımıza soralım. Bakalım Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor muymuş? Yayınımız başlasın. İyi seyirler. Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz? Tabii ki başarılı buluyorum şu ana dek. Yani yapmış olduğu bütün operasyonlar, her şey çok başarılı. Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden linç girişiminde bulunanlar var. Hı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Meyve veren ağaç taşlanır. Bu bilinen bir şey. Süleyman Soylu her zaman var olması gereken bakanlarımızdan. Cumhurbaşkanımızdan sonra Cumhurbaşkanlığı görevini Süleyman Soylu sizce yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Çünkü çok otoriter, sağlam bir yapısı var. Duruşu dik, yapabilir. Pekala. Bence en çok yakışan kişi de o. Pekala, çok teşekkürler, çok sağ ol. Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz? Efendim? Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz? Yok, başarılı biliyorum. Ben tanımıyorum Süleyman Soylu'yu. İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı. Ha, vallahi. Dedi başarılıdır yani, artık ne diyelim, başarılı, kendisi başarılı gösteriyor, başarılı bir şeyler gösteriyor. Ha, Süleyman Soylu'ya saldırılar var sosyal medyadan. Ya sosyal medyada onlar da ne bileyim kendi devletin şeyleridir, bilgileridir. Biz o bakımdan net kesin bir cevap veremiyoruz tabii. Pekala. Devlet şeysidir, bakanıdır. Pekala. Evet, çok teşekkürler, tamam, çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Şu an için çok başarılı buluyorum. Çok başarılı buluyorsunuz. Neden başarılı? Önce onu soralım. Ya şu anda adamlar yaptıkları iş ortada zaten. Yaptıkları iş ortada ama sosyal medya üzerinden Süleyman Soylu'ya saldırıda bulunanlar var. Onların kendi şeyleri, onu ben bilemem. Şimdi öyle bir soru sordun ki. Hangi açıdan? Her açıdan. İçişleri Bakanı ve kendi görevi için, kendi görevi alanında, kendi alanında başarılı buluyor musunuz? Şu anda. Şu anda başarılı diyebilirim ama. Şimdi beni fazla şey diyaloğun içine sokma. Sokarsan yayınlamak zorunda da kalmazsın. Boş ver. Yayınlarım. Yayınlama işte. Nerede yayınlanıyor bu? YouTube'dan. Kanal Türkiye. Boş ver. Ondan sonra da başarılı bulup bir de eleştirdiğim zaman içeride bulmayayım ben ya kendim. Eleştirebilirsiniz. Sıkıntı yok. Özgür bir ülke değil sonuç olarak. Yani istediğinizi söyleyebilirsiniz. Hakarete girmezse. Sen özgür bir ülkede olduğumuza inanıyor musun? Ben inanıyorum. İşte inanamadığım için söyleyemiyorum. Siz inanmıyorsunuz. O yüzden söylemiyorsunuz. Gibi. Pekala. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ama ülkenin özgür olmadığını söylemek aslında yine bir eleştirel, yani bir şey değil mi? Yani sonuç olarak yine özgür olmadığını söylüyorsunuz ülkenin. Ama onu soramıyorum. Neden olduğunu bak izah edemiyorum. Edemiyorsunuz. Sana. Pekala, çok teşekkürler. Bu da ne anlama geliyor? Sen cevap ver şimdi. Siz özgür olmadığınızı düşünüyorsunuz. Evet. Ben tamam. Özgürce şimdi sana bir şey söylesem söyleyebilecek ama misin? Ama vatandaşlar söylüyor ve içeri alınmadı kimse. Yani. Ben şimdi öyle bir anlatırım ki sen yayınlayamazsın ki onu zaten. Ya anlat, yayınlamayayım. Hayır, ben olmaz. Peki, tamam, teşekkür ederim. Işte. Sağ ol. Merhabalar, hayırlı günler. Merhabalar. Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz? Evet. Neden başarılı buluyorsunuz? Yani şöyle diyeyim, terörü bitirdi diyebiliriz artık. Yani ülke içerisinde artık patlama vesaire olmuyor. Bunu ki gözle görülüyor, yani bunu inkar eden bir adam varsa da o vatan hainidir zaten. Başka bir şey diyemem ben ona. Süleyman Soylu'dan önce doğuda sürekli bomba patlıyordu. O geldikten sonra bomba olayı bitti. Ha, biraz daha siyasetten uzak kalabilir. Tek eksisi, ben eksi bölümü o. Çok siyasete giriyor. O görevini daha iyi yapsa şu an daha da iyi şeyler yapabilir. Çok siyasete dalıyor. Barış Atay, Süleyman Soylu'ya birçok tehdit girişiminde bulunuyor Twitter üzerinden. Bu konuda ya ne düşünüyorsun? Her yeri tehdit olsa ne olur ya? Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Peki. Süleyman Soylu'dan bahsediyoruz ya. O ne yapabilir Süleyman Soylu'ya? Ateş olsa cürmü kadar yer yakar.
Pekala, çok teşekkürler. Siz Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz? Başarılı buluyorum. Neden başarılı buluyorsunuz? Çünkü adamın çalışmaları var. Başarılı buluyorum. Peki. Bu arkadaşımızı da şu anda uyuz oldum yani. Bir daha gelseydi gitti. Gelseydi vallahi konuşurdu. Neden? Gitti ya. Neden uyuz oldun? Neden mi? Bu ülkenin ekmeğini yiyen vatandaşı, buranın vatandaşı, ülkenin ekmeğini yiyen insan bunu dememesi lazım ki. Kim ne kadar kötü olursa olsun bunu hiçbir şekilde dememesi lazım. Ne kadar kötü olursa. Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz? Evet. Neden başarılı buluyorsunuz? Çünkü yaptığı şeylere göre başarılı buluyorum. Peki Süleyman Soylu'ya sosyal medyada saldıranlar oluyor İçişleri Bakanımıza. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında yani olumsuz düşünüyorum. Yanlış tabii ki saldırmaları. Yanlış saldırmaları. Evet. Cumhurbaşkanımız görevi başka birine devrettikten sonra, mesela bir seçim, iki seçim sonrasında, Süleyman Soylu bu görevi yapabilir mi? Bence yapabilir. Yapabilir. Evet. Peki, yarın seçim olsaydı hangi partiye verirdiniz? Ben yine AK Parti'ye veriyorum. Neden AK Parti'ye veriyorsunuz? Çünkü seviyorum. Yine aralarından en iyisi o olduğu için. Mesela CHP'yi neden istemezsiniz? Mesela şu açıdan değil, yine onlara da oy verirdim ama aralarından en iyisi AK Parti olduğu için bunu düşünüyorum. Pekala, çok teşekkürler, çok sağ olun. Millet yıkmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Şeytanlar gelsin, Türkiye'ye batırsın yani. Eski hallerini gördük buranın yani. Kimler vardı? Çöple alınmıyor, yeş gibi, sula atmıyor, çam mı? Eski belediye başkanı Akbank'ın üstüne gece sabahı alim yapıyordu. Kimler görmedi ki? Ben bile gördüm. Yani. Şoka girdim yani. Görünce, yani kim vatana hizmet yapıyorsa, neyle olursa olsun, kim olursa olsun, sadece vatana hizmet yapanlar duyacak bu dünyada. Senin çocuğun iyi, çocuğun için yeşillik şart, parklar şart, temiz su şart. Yani senin için, benim için, hepimiz için iyi insanlar gelmesi lazım. Kim yapıyorsa o gelsin. Pekala, çok teşekkürler. Benden çok bu kadar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu beğeniyor musunuz? Evet. Başarılı buluyorsunuz? Evet. Neden başarılı buluyorsunuz, onu da soralım. Çünkü yaptığı faaliyetlerden dolayı görevlerini yani yerine getiriyor. Sosyal medya üzerinden Süleyman Soylu İçişleri Bakanımıza sürekli bir saldırı oluyor ama bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda ben hiç uygun bulmuyorum. Çünkü sosyal medya herkese açık bir mecra ve herkes aynı şeyleri yani gördüklerini paylaşıyor. O yüzden uygun bulmuyorum. Yarın seçim olsa kime oy verirdiniz? Süleyman Soylu'ya. yani AK Parti'ye oy verirdiniz? Evet, AK Parti. Neden AK Parti? Yani çünkü bence diğerleri arasından en başarılı, görevlerini yerine getiren o yani. Yaşlar kaç? Ayıp dursun, kadının yaşı da sorulmadım. 20. Hayır, şu yüzden sordum. Hani gençler eski dönemi görmedi. Evet. Ve büyüklerimiz gördüğü için AK Parti'ye oy veriyorlar. Ama gençler neden AK Parti'yi tercih ediyor? Çünkü sadece hani yaşı ilerleyenlere değil, gençlerin önünü açacak bir sürü faaliyetleri oldu. Bu yönden de yani bize katkısı çok olduğu için niye ülkemiz için başarılı şeyler yapan bir insanı tercih etmeyelim ki? Değil mi? Belki de birçok şeyi onun sayesinde yapıyoruz yani. Pekala. Çok teşekkürler. Rica çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.